Herkese merhaba, ben Mustafa. Bu videoda sizlere Galaxy S7'de olması muhtemel 6 özelliği anlatacağız. Webtekno olarak bizim de yer alacağımız Mobil Dünya Kongresi'nde Samsung Galaxy S7 modelini tanıtacak. Tasarımsal olarak ufak tefek değişikliklere uğrayacak olan bu modelde donanımsal olarak önemli değişiklikler bizleri bekliyor. Listedeki beklentilerden ilki yeniden iki farklı donanıma sahip S7 modeli geliyor. Samsung'un Galaxy S6 modeli öncesi uyguladığı iki farklı donanıma sahip Galaxy S modeli anlayışı geri dönüyor. Bu nedenle Galaxy S7'de hem Qualcomm firmasının ürettiği en iyi chipsete sahip Snapdragon 820 hem de Samsung'un elindeki en iyi chipset olan Exynos 8890'ı kullanan varyasyonlar oldu. Sıra geldi ikinci beklentiye. Kamerası 12 megapiksel mi olacak? Hatırlarsanız geçtiğimiz sene piyasaya sürülen S6 modelinde Samsung 16 megapiksel çözünürlüğüne sahip çok başarılı bir kamera ile kullanıcıların karşısına çıkmıştı. Bunu Galaxy S7'de daha da geliştirmesi beklenen firma kullanıcılarını ters köşe yaparak megapiksel sayısını düşürdü. Megapiksel sayısında tasarrufa giden Samsung, karanlık ortam çekimlerini abanarak kullanıcılarının ağzına bal sürmeyi planlıyor. 12, 17, 56, 1000 megapikseller uçuşuyor. Sıra geldi üçüncü beklentiye. Magnezyum alaşımlı çerçeve kullanılacak. Binlerce lira verdiğimiz telefonları yere düşürdüğümüzde telefonla beraber kalbimizin de parçalanmaması için uğraşan Samsung, Galaxy S7'nin çerçevesinde farklılığa giderek bu sefer magnezyum alaşımlı bir çerçeve kullanacak. Diğer metal çerçeveli telefonlardan örnek verecek olursak, iPhone 6S'te kullanılan ve oldukça dayanıklı olan 7000 serisinin alüminyum alaşıma göre çok daha dayanıklı olacağı söyleniyor. Böylelikle metal çerçevesi hem daha hafif hem de daha sağlam bir telefon bizleri bekliyor. Listenin 4. sırasına geldik. TouchWiz sorunları bitecek. Android işletim sistemini özelleştirerek TouchWiz adında bir arayüz kullanan Samsung, bu arayüzünden dolayı kullanıcılarına çok çekti. Telefon ne kadar iyi olursa olsun donma yaşayan, kişiler listesini yarım saatte açan bu arayüz, özellikle Galaxy S6'da önemli iyileştirme ve geliştirmelere uğramış ama yine de mükemmel bir kıvama gelememişti. Galaxy S7 modeliyle bu sorunları bitirecek olan Samsung, artık arayüz noktasında da sorun yaşatmayacak. Sıra geldi 5. beklentiye. Galaxy S7 Edge geliyor. Bildiğiniz gibi Samsung, Galaxy S6 modeliyle beraber Galaxy S6 Edge adını alan farklı bir model daha tanıtmıştı. Kullanıcılardan güzel geri dönüşler alan Edge serisini devam ettirecek olan Samsung, Galaxy S7'yi tanıtırken yanında aynı özelliklere sahip olacak fakat biraz daha büyük olan Galaxy S7 Edge'i tanıtacak. Kavisli seviyorsanız Galaxy S7 Edge'i tercih edebilirsiniz. Sıra geldi son beklentiye. Fiyatı ne olacak? Samsung tarafından henüz bir açıklama yapılmamış olsa da fiyatının tahminen 3000 ila 3500 TL arasında olması bekleniyor. Yine beklentilerle dolu bir listenin daha sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Başka bir listede görüşmek üzere, hoşça kalın. Android to se fan de capo le ne te samo chofo te caro di Android paese. Nu cate fola bo vorre se ne calenta mo. Kendimi kapattım, dur. Şu an kayıtta sıkıntı yok herhalde ha? Şundan bahsediyorum. Kayıt single bakabiliyorum. Bayağı haber sundum lan. Hepsi çok uzun oğlum. Haber yazıyor farkında olmadan çocuk. Dümdüz okuyalım mı? Komple. Ya hepsini mi okuyalım diyorum. Nasıl düz akarım? 15 dakika olur yalnız ben sana diyeyim. Abi bu ne ya? Bu ne bu ya? Çekim var canım kardeşim. Gözleri aç. Bitecek. Listenin ardından bir video daha patlatmak isteyenler için üzerindeki linke tıklayarak yeni bir videoya gidebilirsiniz.